Diyelim ki elimizde bir st fonksiyonu olsun. Evet, bu bir cismin konumunu belirten ve zamanın bir fonksiyonu olarak verilmiş olsun. Yan tarafta da st'ye ait olabilecek bir grafik çizeyim. Yatay eksenimiz zamanı göstersin ve şöyle de bir fonksiyon çizeyim. Biraz parabolik bir şekli olsun. Genel haliyle de gösterebilirdik ama işimiz zor olmasın diye şimdilik parabol görünümlü bir fonksiyonumuz olsun diyelim. Buna da y ekseni diyelim. Fonksiyonumuz da y eşittir st fonksiyonu. Evet ve bir cismin konumunu zamanın bir fonksiyonu olarak gösteriyor. Şimdi iki zaman arasındaki konumun değişim miktarını bilmek istiyoruz diyelim. Diyelim ki burası a zamanı olsun, buraya da b zamanı diyelim, evet burası da b zamanı olsun. a zamanı ile b zamanı arasındaki konum farkını nasıl bulabiliriz? B zamanında konumumuz S, B'ye eşit ve A zamanında ise S, A konumundayız. Öyleyse A ile B zamanları arasındaki konum farkı, bunu şöyle yazayım, A ile B zamanları arasındaki konum farkı eşittir. B konumu ile A konumu arasındaki fark olur değil mi? O zaman S, B yani son konum eksi S, A yani ilk konum yazabiliriz. Şimdiye kadar şaşırtıcı bir şey ile karşılaşmadık ama bir de bu fonksiyon fonksiyonun türevini aldığımız zaman ne olacağına bir bakalım. Konum belirten zamana bağlı bir fonksiyonun türevini alırsak ne buluruz? Hatırlayın türev bize fonksiyonun üzerindeki herhangi bir noktaya çizebildiğimiz teğet doğrusunun eğimini veriyordu değil mi? Mesela buradaki bir nokta üzerinden gidelim. Noktanın teğet çizgisini de şöyle göstereyim. Evet teğet çizgisinin eğimi bize t'deki çok küçük bir değişimin burada biraz büyük çiziyorum ki daha rahat görebilelim. T'de çok 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 küçük bir değişim yaparsak konumun ne kadar değiştiririz sorusunun cevabını veriyor. Bunu da şöyle yazalım ds bölü dt konum fonksiyonumuzun herhangi bir andaki türevini veriyor. O zaman konumun zamana göre değişme hızından bahsettiğimiz vakit aslında neyi ifade ediyoruz? Bu ifade bize hızı veriyor öyle değil mi? Öyleyse ds bölü dt eşittir hız yazabiliriz. Bunu farklı bir notasyon kullanarak belirteyim. Hız da zamanın bir fonksiyonu olacağından bu ifadeyi s üssü t olarak da yazabiliriz. s fonksiyonunun t'ye göre türevini belirtmek için bu iki farklı notasyonu da kullanabiliriz. Sağdaki gibi yazdığımızda zaman fonksiyonunun zamanın bir fonksiyonu olduğunu görmek daha da kolay oluyor. Bunun hızın zamana göre fonksiyonu olduğunu da biliyoruz. Aynı zamanda VT olarak da yazabiliriz. Öyleyse bir de VT'nin kabaca görünümünü aşağıya çizmeye çalışalım. Şu şekilde ilk grafikte kullandığımız eksen takımının aynısını tekrar kullanayım. Biraz da kendime yer açayım. Evet, daha rahat çalışabilelim. Şimdi de VT'yi çizeyim. Aynı şekilde burası y eksenimiz, burası da t eksenimiz olsun. y eşittir vt grafiğini çizeceğiz. Eğer yukarıdaki grafik gerçekten bir parabol ise, o zaman buradaki eğim yani değişim hızı sıfır olur ama daha sonra eğim artmaya ve dikleşmeye devam eder. Öyleyse vt grafiği şöyle düz bir çizgiye benzeyecek değil mi? Bu da y eşittir vt grafiğimiz oldu. Şimdi bu grafiği kullanarak alınan a ile b zamanları arasındaki yolu ya da konumdaki değişimi bulabiliyor muyuz bir bakalım. Bunun için Riemann toplamlarından faydalanmamız gerekiyor. Çok küçük bir dikdörtgenin alanının neyi temsil ettiğini bir düşünelim. Öyle Neredeyse grafiği önce dikdörtgensel alanlara bölelim. Dikdörtgenleri ben biraz büyük çiziyorum. Evet ki üzerlerinde daha rahat çalışabilelim. Bunları çok küçük dikdörtgenlermiş gibi hayal edin ama olur mu? Burada sol riman toplamı yapacağız ama istesek sağ riman toplamı da yapabilirdik. İkiz kenar yamuk toplamı da uygulayabilirdik. Nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yapabilirsiniz ama şimdilik sol riman toplamı yapalım. Aslında bu şekilde bir sürü dikdörtgen çizmemiz gerekiyor. Fakat kolaylık olsun diye. Diye bu seferlik biz 3 tane çizelim. Bu biraz kabaca bir tahmin olacak ama dikdörtgenleri çoğalttığımız zaman gerçek sonuca daha da yaklaştığımızı biliyoruz değil mi? Peki bu dikdörtgenlerin her birinin alanını neyi tahmin etmek için kullanıyoruz? Soldaki dikdörtgeni incelersek eğer sol üst köşesinin değeri bize VA'yı veriyor yani A zamanındaki hız değerimiz aslında bu dikdörtgenin yüksekliğine de eşit. Dikdörtgenin tabanı da zamandaki değişime yani delta T'ye eşit. Öyleyse bu dikdörtgenin alanı o zamandaki hız değeri ile zamandaki değişimi çarparak bulunuyor. Peki o zamandaki hız değeri çarpı zamandaki değişim bize ne ifade ediyor? Hız çarpı zaman olduğu için bu çarpım sonucunda konumdaki değişimi bulmuş oluyoruz öyle değil mi? Ama bunun bu zaman boyunca olan konumdaki değişimin bir tahmini olduğunu unutmayın. Aynı şekilde sağdaki dikdörtgenin alanı da konumdaki değişim bölümünde bölü diğer delta t'nin başka bir tahminini ifade ediyor. Tahmin ettiğiniz üzere diğer dikdörtgenin alanı da konumdaki değişim bölü diğer delta t'nin başka bir tahmini. Eğer a ile b zamanları arasındaki konum değişimini hesaplamak isterseniz tahmini bir sonuç elde etmek için Riemann toplamı yapabilirsiniz. Onu da şöyle ifade edelim. Toplam sembolü i eşittir 1'den i eşittir n'e kadar olan şekilde sol riman Riemann toplamı yaptığımız için öyle devam edeceğim. Ama dediğim gibi orta nokta toplamı, ikiz kenar yamuk toplamı, sağ riman toplamı gibi yöntemlerde kullanabilirsiniz. Şimdilik sol riman toplamı kullanarak ilerleyelim. Çünkü az önce bu yöntem üzerinden işlem yaptık. Ve t, i, eksi 1'lerin toplamını almamız gerekiyor. Yani a, t0'a denk gelir. Bu ilk dikdörtgen olduğu için fonksiyonun t0'daki değerini kullanıyoruz. İkinci dikdörtgende ise fonksiyonun t1'deki değeri ile hesaplama yapıyoruz. Bunu birçok videoda önceden yapmıştık. Ve t, i, eksi 1 değerini de her bir zamandaki değişim ile çarpıyoruz ki her bir dikdörtgenin alanını hesaplayabilelim. Burada şunu da belirtelim. Delta t, b eksi a bölü sahip olduğumuz aralık sayısına eşit olmalı. Riemann toplamlarını incelediğimiz diğer videolarda da sıkça gördüğümüz üzere bu bize iki şeyin tahminini veriyor. Az önce söylediğimiz gibi ilki konumdaki değişimin tahmini değerini söylüyor ama aynı zamanda bununla alanın değerini de tahmin edebiliyoruz. Yani buradaki ifadeyle konumdaki değişimi tahmin edebiliyoruz ama aynı zamanda eğrinin altında kalan alanın da yaklaşık olarak ne olacağını söyleyebiliyoruz. Umarım bu yaptığımız hoşunuza gitmiştir. Çünkü eğer eğrinin altında kalan alanı hesaplayabilirseniz soldaki grafikte bu oldukça kolay. Çünkü sadece yamuğun alanını hesaplamamız gerekir ama eğer bu oldukça karmaşık bir fonksiyon olsaydı bu durum yine geçerli olacaktı. Bir hız fonksiyonunun altında kalan alanı hesapladığımızda aslında konumdaki değişimi bulmuş oluyoruz. Hesapladığımız iki şeyi de buraya yazmış olduk. Şimdi bu eğrinin altında kalan alanın ya da konumdaki değişimin tam olarak ne olduğunu bulmak için ne yapabileceğimizi biliyoruz değil mi? Buraya üç dikdörtgen değil de bir sürü dikdörtgen çizeriz. Dikdörtgenlerin sayısı sonsuza yaklaşırken limitini alırız. Yani en sonsuza yaklaşırken bu ifadenin limitine bakarız. En sonsuza yaklaşırken. Delta t eşittir b eksi a bölü n olduğu için delta t sonsuz küçülecek ve dt'ye dönüşecek. Bunun için de hazırda bir notasyonumuz var. Bunu Riemann integrali olarak da düşünebiliriz. Az önce sol Riemann toplamı kullan Yapmıştık. Sağ Riemann toplamı gibi başka yöntemlerde kullanabilirdik ama bu seferlik sol Riemann yöntemiyle devam edelim dedik. Daha genel bir Riemann toplamı da uygulayabilirdik ama bu da işimizi görür. O zaman bu ifade eşittir integral A'dan B'ye VT DT olur. Yani şimdi yazdığımız bu ifadeyle şunu söylemek istiyoruz. Eğer eğrinin altındaki yani hız fonksiyonunun altındaki alanın tam olarak neye eşit olduğunu bulmak istiyorsak o da A ile... B arasındaki konum değişim miktarına eşit olacak, bu şekilde ifade edebiliriz. Riemann toplamında en sonsuza yaklaşırken veya integral A'dan B'ye Vt dt bize hız fonksiyonunun altındaki alanın tam olarak değerini verir. Peki, az önce ne bulmuş olduk? az önce yazdığımız ifadeyi a ile b zamanları arasındaki konum değişiminin tam miktarı olarak ifade edebiliriz ama zaten a ile b zamanları arasındaki konum değişiminin tam miktarını bulmuştuk o da buradaki ifadeye eşitti. Şimdi işte şimdi işler ilginçleşmeye başladı. Artık bu tanımlı integrali hesaplayabiliriz. Aslında integralli ifadenin a ile b zamanları arasındaki konum değişiminin tam miktarı olduğunu biliyorduk. Ama önceden bunu hesaplamak için bir yol bulmuştuk. Bunu da şöyle yazayım. İntegral a'dan b'ye vt dt eşittir. Sb eksi sa ve bunu bunu farklı bir renk ile yazayım. Vt'nin ST'nin ters türevi olduğunu biliyoruz. O zaman ST, VT'nin ters türevini eşit. Ve buradaki düşünce geleneksel yazımın dışında yazmama rağmen, çünkü konum ve zamandan bahsederek yaptık bunu, kalkülüsün ikinci temel teoremini belirtiyor. İlkinin ne olduğunu merak etmiş olabilirsiniz ama onu başka bir videoda göreceğiz. Bu yöntem tanımlı eğrilerin altındaki alanları bulma konusunda çok kullanışlı. Kalkülüsün ikinci temel teoremi. Bu teorem aslında birinci teoremle çok alakalı ama şimdi bundan bahsetmeyeceğiz. Peki bu bizim için neden çok önemli? Bunu bir de daha genel bir şekilde yazayım. Kalkülüs kitaplarınızda büyük ihtimalle şu şekilde görmüşsünüzdür. Bize ifade ettiği şey şu. 2x noktası olan a ile b arasında kalan fx fonksiyonunun altındaki alanı bulmak istiyorsak iki sınır noktası arasındaki eğrinin altındaki alanı bu şekilde yazabiliyoruz. Bunu aynı zamanda çizeyim ki söylemek istediğim daha rahat anlaşılsın. Burası şöyle fx'in grafiği olsun. Biz yalnızca a ile b arasındaki bu eğrinin altındaki alan ile ilgileniyoruz. Bu taradığım alanın tam olarak neye eşit olduğunu bulmak istersek f'in ters türevini almamız gerekir ve diyelim ki büyük Fx f'in ters türevidir. Aslında sabitlerin değişmesinden dolayı birden fazla ters türevi olabilir. O zaman ters türevlerinden biridir diyelim. Ardından ters türevin sınır noktalarındaki değerlerini bulup farklarını almamız gerekiyor. İlk olarak B noktasına bakarız. Ters türevin bitiş noktasındaki değerinden başlangıç noktasındaki değerini çıkarırız. O zaman büyük FB eksi büyük FA elde ederiz. Öyleyse eğrinin altında kalan alanın tam değerini bulmak istersek fonksiyonun ters türevini alırız. Ardından bitiş noktasındaki değerinden başlangıç noktasındaki değerini çıkarırız. Evet, umarım bunu faydalı bulmuşsunuzdur. Önümüzdeki birkaç videoda bunun uygulamasını yapacağız.